Hepsi oldukça kuru zaten. Kameranın açısını her değiştirdiğimde ışığı da tekrardan ISO'yu mesela tekrardan ayarlamam gerekiyor. Çünkü her açıda ışık da farklılaşıyor. Yani bu tür çekimlerle uğraşanlar bilir ki uğraştıran bir şey. Bir de ben iki kamerayla henüz bunu yapıyorum. Birisi telefonum, diğeri de şu anki kameram. Yani şu an çekimi yapan. Bunu da oturmak için kullanabilirim. Bu da güzel. Yavaş yavaş bir sofraya dönüyor. Biraz kuru yaprak alalım. Balık tutulmuş ya da denenmiş. Bir misina var çünkü. Hemen karşıda gölün kenarındaki yoldan patika bir yol gibi, yani araç geçiyor ama gölün sonuna doğru yol daralıyor. Atla iki kişi geçiyor şimdi görüyorum. Evet, atların ayak sesleri, nal sesleri geliyor. Artık sucukları yavaş yavaş pişirebilirim. Şunu alabilirim herhalde, bu işimi görecektir. Bir parça da buradan alayım. Şimdi bayağı bir köz oldu, bayağı derken attığım odunlar, ağaç parçaları, yani küçük dallar köz oldu. Şimdi görürüz. Sucuklarımızı takıyoruz. Oldukça da büyük taneler yani. Öyle sanıyorum şu anda bu dördü yeter.
hepsini yapmayacağım. Kopanlar varsa evet, şunlar mesela dökülüyor. İşini görür. Şöyle ağacın bu yüzeyi güneşi gördüğü için haliyle burada daha fazla dökülen var, daha kuru. Evet, kesinlikle çok ve çok güzel pişiyor. Harika. Of, çok... Oh, harika. Çok iyi, muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem yani. Çok iyi piştiler, çok.
Yanımda çayım yok ama burada çay için kullanabileceği bir şeyler olmalı. Çay niyetine. Evet, ne var? Kuşburnu var. Kuşburnuyu çay için kullanacağım. Sıcak suyumu içine atıyorum. Hatta şöyle. Böyle biraz ezersek değil mi? Tadını verir. Sana doğadan kuşburnu çayı. Harika. Ne güzel tarafı çocuklar, hiç soğumadan yiyorum. Harika. Ah, muhteşem. Sucuklar az. Yani bana göre açıktan arttı ama onu arkamda önümde iki tane köpek var. Verirsem diğerleri de gelecek biliyorum. Ve hani motosiklette gelirken birkaç tanesi kovaladı beni. Yani hiç iyi bakmayanlar var bana. Böyle saldırgan bir duruşta bakanlar. Oturabilirim. Ama öncesinde bu ateşi biraz daha güçlendireceğim. Son kez.
Yanımda deterjan yok. Sabun yok. Daha doğrusu sabun yok. Dolayısıyla ellerimi nasıl yıkayacağım? Çamurla. Çünkü bayağı yoğun bir sucuk yağı var elimde şu anda. Onu gülüm suyu. Daha sonra biraz sıcak su. Of, çok sıcak. Sonra gideceğim çünkü karanlık yaklaşıyor. Çökecek birazdan. Ama gerçekten manzara çok ama çok güzel. Gün batmaya başlarken harika bir görüntü ortaya çıktı. Yani yoğun ışık azaldı. Işık azaldıktan sonra şu yeşil ve sarı renkler biraz daha belirgin olmaya başladı. Tabii karanlık olunca bu kez tam tersi olacak. Da suyun üstünde bir hayvan. Suyun yüzeyinde ama buradan tabii kameradan görünmeyebilir. Zoom yaptım. Bakın orada ilerliyor ortada. Bir çizgi şeklinde. Tam orada parmağımın ucunda. Fakat ne olduğuna dair bir fikrim yok. Zoom'dan çıkalım. Yine benim için harika bir gündü. Sıcak su hala var. Yani dolayısıyla hala içebilirim. Kuş buradan kalanlar şu anda sadece hemen hemen çekirdekleri neredeyse. Kabuğu da var gerçi. Ama içindeki öz sıvı çaya karıştı. Oldukça güzel. Etrafta hani çevre kirliliği gittiğim diğer yerlere göre çok daha az, onu da söyleyeyim. Çünkü çevre kirliliği gittiğim pek çok alanda, deniz kıyısına gittim, Uludağ'a gittim, Bursa için söylüyorum, gittiğim alanlarda daha fazlaydı. Ne yazık ki Uludağ'da da dahil. Ama burada gördüğüm kadarıyla yok demiyorum ama gittiğim diğer yerler oranında çevre kirliliği daha az. Bir köpek sanki bana doğru geliyor. Sesi geliyor. Gölde balık var mı diye baktım.
Hiç görmedim yani, normalde denize gittiğinizde, bir göle gittiğinizde, göl kıyısına gittiğinizde böyle görürsünüz ufaklı yerli ufaklı balıklar, fakat burada hiç göremedim. Fakat şurada suya gökyüzünün yansıması çok güzel olmuş. Çok güzel bir görüntü oluşturmuş. Durabilecek bir alan bulabilirim. Hiç kolay değil. Daha şu altındaki şimdi deniz olsaydı bakmak çok keyifli olurdu. Ne yazık ki burası deniz değil. Yani derinlik az. Bir köpek geldi. Tabi bu saldırgan bir köpek değil, belli. Aşılı herhalde, kulağında da şey var. Şey olduğunu göstereyim. Bu plastik şeylerden var. Ama geri gitti. Peşinden bir tane daha geldi. Şuradan bakıyorlar mı? Ve artık toparlanıyorum. Gerçekten toparlanıyorum. Çünkü karanlık çöküyor. Daha fazla köpeklerin ilgi odağı olmak istemiyorum. Yani hayvanları, doğayı çok seviyoruz ama az önce de söylediğim gibi çok fazla köpek var. Saldırmalarını istemiyorum. Yoksa hayvanları çok seviyoruz. Ama bana hiç iyi bakmadılar, onu da söyleyeyim yani. Bayağı bir soğuk olacak. O yüzden giyinmeliyim. Küçük başa. Bunu yanıma alacağım. Bu benim Ramazan'ın işimi görür. Ben giyiniyorum. Kış döneminde motosikletle gelip gidiyorsanız bu durumda kat kat giyinmeniz lazım. O yüzden ben de şu anda kat kat giyiniyorum. Ve ben hazırım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.